أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Aşağı yukarı Kur'an-ı Kerim'in ortasındayız. Bugün İsra suresine başladık. İsra suresi mi başladık? İsra suresini okuduk. Soru geldi. İsra ne demek? Şimdi ben sorayım size. İsra ne demek? Biz internetten bakıyorduk. 260'a yerleştik. O ayrı. İnternette ayrı. Evet, o ayrı. Ben nasıl olacağım, devam edeceğim. İşrak süresini yetiştiren atlayacağım mı? Nasıl? Biz işrak süresini gelince atlarsınız. Atlayacağım. Ben yetiştikten atlayacağım ama. Evet, olur. Olur, olur, olur. Önemli olan Kur'an'ı komple okumak. Evet. İsra Peygamber Efendimiz'in mucizelerinden bir tanesi. Peygamber Efendimiz'in biliyorsunuz mucizeleri var idi. Kaç tane? Oho, kop. Minut. Ha? Minut. Minut, mucize, mirakole. Peygamber Efendimiz'in kop mucizesi var. En büyük mucizesi hangisi? Bakalım, hadi. Bunu bilin. Peygamber Efendimiz'in en büyük mucizesi hangisi? Mekka'dan Medine'ye gitken. Bilmeniz gerek. No. Peygamber Efendimiz'in en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. En büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Diğer mucizeler o normal mucizelerdir. Ama her peygamberin peygamberliğini ilan eden mucizesi vardır. Yani pasaport, Türkiye'ye gidince pasaport siler Vama'dan, değil mi? Pasaport göstersen geçersin. Göstermedin mi? Yok. Peygamber, ben peygamberim degende pasaport göstermesi gerek. Bu pasaport nedir? Peygamberlik mucizesi. Peygamber Efendimizin peygamberlik mucizesi nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Musa Aleyhisselam peygamberlik mucizesi neydi? Toyagu. Karısa transformatın şart. Cılan mı oldu? Yılan. İsa Aleyhisselam'ın mucizesi neydi? Peygamberlik mucizesi. Ölüleri diriltme. Oğlu insanı diriltte. Niye? Çünkü mucize insanların işlerinden, yani insanları meşgul eden meselelerinden olması gerek. Yani insanlar nemen alışık, nemen meşgul olalar, peygamberlik mucize de, mucizesi de o meşgul olan işlerinden gelir. Yani Musa Aleyhisselam zamanında insanları meşgul eden nedir? Büyücüler. Firavun kate, nerede büyücü bosa hepsini toplay. Vrajitor. Neşin? Firavun'u işte kötü ruhlardan bilmem nelerden koruyacak. Nerede bir büyücü bosa Firavun toplay bunların sarayına. Ve insanlar bu şimdiden meşgul bolalar. Demek herkes nesin? Faraon sarayına varacak. Faraon katında yaşadı mı padişah gibi yaşayacak. Faraon olan yemeklerini bere, parasını bere, akın bere. O oturalar cat babam cat. Aşağı neyken? Adam büyü. Aldata Firavun'la. Ben seni koruyayım hadi. Siyah ruhlar gelecek, oturacak. Bilmem ne bulacak. Ben seni koruyacağım. Peygamber Efendimiz o zaman Musa Aleyhisselam. Musa Aleyhisselam'ın da mucizesi o Firavun getirdiği büyücülerin ellerindeki sopaları atalar, cılan bola
Musa Aleyhisselam sopasına da daha balaban cılan bol, hepsini cuda. İsa Aleyhisselam zamanında insanlar tıp ile meşguller. Medicina. Ama sıkıntıları var. Üç tane işini içerisinde tabamaylar. Ne kadar hastalık olsa, virüsler, koronalar, moronalar vesaire farz edelim. Hepsinin çaresini tabalar. Terek hastalıkları var. Lepros diler. Terek hastalığı var. Onun çaresini tapmaylar. Oğlumun çaresini tapmaylar. Olgen bir insanı kaytaramay. Bizim arkadaşın mucizesi gibi tu. Badileri kaytıp gelgen. Yani olgen insanını tekrar hayata kaytaramaylar. Hayat beramaylar. Ondan sonra kör insanın koz beramaylar. Üç tane en büyük sıkıntıları. İsa Aleyhisselam zamanında demek vraç diyebiliriz, değil mi? O zamanın doktorları işte çok meşguller ama üç şeyin çaresini bulamıyorlar. Cenab-ı Hak da peygamber İsa Aleyhisselam, peygamberimiz İsa Aleyhisselam'a mucize bere. Üç tane işini halledi. Onların en büyük çaresizliklerine Cenab-ı Hak mucize olarak İsa Aleyhisselam'a bere. Peygamber Efendimiz zamanında Arapların meşguliyeti neydi? Şiir, poezi. Kendi aralarında şiirle men konuşalar. Baracak, malını satacak şiir men satar. Kız isteyecek şiir men isteyi. Hayatı boyunca şiir. Çünkü yazma okuma yok. Arapların kopsi yazma okuma bilmiler. Peygamber Efendimiz zamanında ama şair herif. Yani şiir aytkanda belok, instant. İnstant. Bizde de maneye aytarlar ya, toylarda aytaydılar evvelden. Şırın, mane vesaire. Onlar da aynı. Onların meşguliyeti şiir. Hatta ve hatta en güzel şiirler. Piyasada şiir yasaylar. Konkurs, kompetisyon. Kim ne en güzel şiirini kim yazar ve bu premiyonu kazanan şiirini alıp Kabe'ye asa edilir. Şiir aytaya yazarlar o şiirini ki Kabe'ye asalar. Kabe onların üstünde mukaddes bir yer. Ve bu şiirler, Kabe'ye asılgan şiirler şu anda edebiyatta, literatür arabada el muallakat de çele agatate. Agatate de Kabe yani. El muallakat diye geçiyor. Kare bizim romanda Eminescu diler, Yon Krenge diler. Onlarda da muallakat var. Muallakat Arap tarihinde yazılan en güzel şiirler. Ha? Onlarını Kabe'ye asalar en meşhur 10 tane şairin şiirine. Kabe'ye asalar muallakat de. O anda onday bir dönemde Peygamber Efendimiz de peygamberlik vasfını kazana, Cenab-ı Hak onu peygamber gibi göndere ve mucizesi ne olacak? İnsanların meşguliyeti. İnsanların meşguliyeti ne? Poeziye. O zaman da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem poeziye mi gelmesi gerek? Ama hayır. Allah mucize diye. Mucize ne demek? Kelime anlamı ne demek? Aciz, aciz. Ne demek Türkçe'de aciz? Acizane diler. Darül aceze. Darül aceze. Kasa de batırın. Azil. Darül aceze. Aciz olan insanların kalgan yer. Aciz. Yani kendi çaresizlik. Aciz, aciz Türkçe'de, Arapça'da da, Arapça'dan geliyor zaten. Aciz demek ne putinços, yapamay. Mucize ne demek? İnsanlara gelip insanların yapamayacağı şey. Mirakol de ceea ce nu poate să facă oamenii. Putere supra omenească. Mucize bu demek. Gelip bir şey yasaysın, bütün insanlar buralara gelse yapamaylar. Ondan mucize kele. Yani insanların
yapmalarına, yerine getirmelerin aciz kalan şeylerge mucize denir. O da sadece ve sadece Cenab-ı Hak'tan gelir. İnsanlar, biz insanlar mucize yapamayız. Çünkü sen, ben yapkan işini başkası da yapabilir. Aynı kuvvet, aynı şey. Ama Cenab-ı Hak'tan gelen kuvvet kantarılmaz. Kantara salınmaz. O yüzden mucizedir. Ve Peygamber Efendimiz'in en büyük mucizesi nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Ama Kur'an-ı Kerim şiir tuvadır. Ne işte poeziye? Ama Kur'an'da şiir, şiirge benzegen şiirler de var. Kafiye var. Elhamdülillahi Rabbil alemin in arrahmanirrahim in maliki yevmiddin iyyake na'budu ve iyyake nesta'in ihdina sıratal müstakim وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ. Yani kafiye var. Şiirge benziyor ama şiir dua. O yüzden Kur'an ne şiirdir ama şiirge benzer, ne de başka bir edebi stildir. Yani fabula diler, legenda diler, literatüre, poeziye, poveste hepsinden var Kur'an'da ama hiçbirisine nu posen kadres. Hiçbirisine takamaysın. Ya Kur'an şiirdir. Yok. Şiir tuvadır. O yüzden Araplar aciz kalalar Kur'an gibi bir kitap yazmaya. Mekke'deli müşrikler kat edilir. Para ödiler. Dünya parasını toplayıp ödiler. En büyük şairlerini getirip Peygamber Efendimiz'in karşısına çıkarırlar. Ya Muhammed, ait şiir bakalım şimdi. Bunlar şair. Şey mayrenimiz poet. Peygamber Efendimiz diyor ona, ait en güzel şiirlerini ait. Gelip aitalar en güzel şiirlerini. Pıtta mı pıtta? Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an okuganda diyecek yüzleri de denişe. Mekke'de müşrikler ne aitalar? Aplika kofat santos kualta di. Kualta di. Nu e aceeași față cu care am plecat. Yani yüz siması denişe. Ketken yüz siması, kaykan yüz siması denişik. Boğa bir şeyler bolda di. Ondan sonra tuşuna taşına di. Şiir desem şiir tuva. Ama şiir var. Ne yapsam ne etsem tuşuna ya Muhammed şair desem, Muhammed'ine şair desem inanmayacaklar. Çünkü biz de şairimiz. Muhammed'in yalancı desem, ya, yalancı onda şiir okur mu? Deli desem, deli deli. Neyse var şiirmen. Kur'an yazar yani. Keşke biz de onda deli olsak derler. Yani en sonunda Peygamber Efendimiz'e yani şiir uydurmaya çalışırlar. Sıfat. Çünkü Kur'an denişik bir şeydir. O yüzden bütün Araplar Kur'an gibi bir kitap yazmaya aciz kalalar. O yüzden Peygamber Efendimiz en büyük mucizesi nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. O da peygamberlik mucizesidir. Kur'an-ı Kerim'de İsra suresinde İsra ne demek? Peygamber Efendimiz'in mucizelerinden bir tanesi İsra. Mucizesi ko Peygamber Efendimiz. Aynı ekiye boldu. Doğru mu? Aynı ekiye boldu. Mekkeliler karaylar ay ekiye boldu ne? Cabir bir gün sahabeler asker şey mağarabeye hazırlanırlar. Savaşa hazırlanırlar. Bütün sahabeler şalışa Hendek savaşına. Hendek kazalar. Yorgun, bitkenler, yemek yok, su yok. Ama uğraşa çalışalar. Cabir radiyallahu anh kere Peygamber Efendimiz'ine göre diğer sahabeler gibi. Aş ve susuz. Ya Resulallah deyin. İyide bir tane koyunumuz var. Bir koyunumuz var. Ben getireyim diye. Barıp soyayım. Hazırlayayım. Sen de yavaş yavaş de. 2-3 kişilik et al. Ebu Bekir, Ömer. Yakın kişilerine. Geliniz diye beraber bir yemek aşağıya. Tamam mı? Tamam diye Peygamber Efendimiz.
Ey ahali, Peygamber Efendimiz. Cabir evine davet etti. Hepiniz ne? Bur koy yemek pişirecek. Cabir diyor, ay yandım. Apa kaynağı ağzına düşecek şimdi. İge kete ya hanımına ita Peygamber Efendimiz bütün asker men kelatır. Yemek açacak. E ne vereceğim? Bu tane koy var. Apa kaynağı ne yaptın sen? Ne ettin? Ne eledin başımıza? Bunca insan nasıl doyduracaksın? Ondan sonra Peygamber Efendimiz gelip Bismillah de yemekke başla. Herkese dağıta. Bütün asker toya. Bur koyman. Bur koyman bir duada 30-40 kişini zor doydurarsın. Peygamber Efendimiz askerlerini doydurar. O yüzden Peygamber Efendimiz'in mucizeleri kop. En büyük mucizelerinden bir tanesi Kur'an. Muhakkak en büyük mucize. Ondan sonra en önemli mucizelerden bir tanesi de İsra mucizesidir. İsra ne demek? Keşe yürümek. Primbara de sera. Akşam yürümeye, keşe yolda yürümek İsra. Subhanellezi esra diye Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de. Subhanellezi Allah Subhanahu Celle Celaluhu esra bi abdihi. Esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksa. Keşen bir manında kulunman, yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mescidi haramdan mescidil aksa'a kete. Kur'an'da ayta Subhanellezi esra bi abdihi leylen keşe minel mescidil harami Mekke'den yani Kabe'den İlel mescidil aksa. Mescid-i aksa kayda? Yerusalim. Yani Kabe men mescid-i aksa arasında 5-10 tane otokar stasyası var. Değil mi? Trolleybus stasyası. Peygamber Efendimiz Cenab-ı Hak Allah alıp gitti. Kayda Mekke, kayda Yerusalim. İki memleket ayrı. Bir kişi de Peygamber Efendimiz'le Cenab-ı Hak toşege suğmadan Mekke'den Yerusalim, Yerusalim'den de Mi'raç. Nalçare dediniz değil mi? Kim birevi ayıttı Nalçare, İsra. Ben ondan sonra anladım birevi. No, no. Mi'raç Nalçare. A'raca ya'ricu. Koterilmek. Mi'raç Nalçare, İsra cürmek. Bu mucizede de facto iki tane mucize var. Burası İsra Kabe'den Kabe'den Yerusalim'e yolculuk keşe. Birisi de Mi'raç. Kudüs'ten Sema'a. İki mucize ayrı ayrı. İsra ne demek? Keşe yürüyüş. Esra. Yine İsra'dan kele. Sır. Sere. Arapçada bir kelimenin kökünde sırrı tabılır mı? Sır ne demek? Sekret. Sırım var diye. Amun sekret. Demek bütün kelimeler bu kökten gelen bütün kelimelerin manasında sır durar. İsra sır. Neşin? Keşe yolculuk. Korunmeden. Yani sır manası var. Yani gizlilik manası var. O yüzden esra da ondan gelir. Yani İsra, esra. Esra şu an aklımda yok. At, kız atı sorarsınız. Ben oruç mentorunum atı esra. Bunu odadan soradım. Maha onu da göster edersin. Onun manasından bir tane demek muhakkak sır kelimesi var. Esra. Yani onun kökünde. İsra geçiyor Kur'an'da. Esra tuva. Esra esir. Prizonier. O ayrı. Esra biabdi. Esra şimdi verb bunda. Nuiste nume. Subhanellezi esra. Esra amers nokta. Yani esra isim başka. Bunda fiil, verb adik, şey, at tuğa, nüye substantif, ye verb,
Gazi Nusr şimdi Esra. Subhanellezi esra bi abdihi leyle minel mescidil haram ilel mescidil aksa ellezi barakna havlehu. Etrafını mübarek kıldığımız Aksa mescidi. Aksa mescidi nedir? Ne demek Aksa? Mescidil Aksa. Aksa en uzak demek. Moskeye endeportat. Çe endeportat. Aksa uzak demek. Mescidil Haram ne demek? Mescid, mescid. Camı. Haram. Bölgenimiz haram. Doğru mu? Haram ne demek? Haram pis mi? Mescidi pis mescid mi? Haram iki manası var. Köküne karayacak mıstarda. Haram ekeldi mi? Haram ne demek? Oprit. İnterzis. Oprit. Ne için mescidil haram diler? Çünkü Mescid-i Haram bölgesi, Mescid-i Haram sadece Kabe tuğudur. Yani acilik etkinler otelde kalasın. Oteller bile Mescid-i Haram sayılır. Bütün bölge Mescid-i Haram. Kaydan bilemiz, bundan bilemiz. Anlatacağım şimdi. Mescid-i Haram ne demek? Demek o yerge kırken de hayvan öttürmeyeceksin. Haram. İnterzis. Somor animale, sarup, kopaç, krenci, yarbı, insekte vesaire. Bilesiniz şimdi ihram giyemiz, doğru mu? İhram giygende bunlar yasak kılıngan için Mescid-i Haram demek yanlış. Yok, Mescid-i Haram demek mescid sakru. Yani orada kötülük yapmayacaksın. O manada haram. Yani haram bizim Tatarca'da Türk pis manasında değil yani. Aramladığın bir yerin değil. No. Haram oprit, interzis. Pentru că este interzis să omori animale, să rupi iarbă, copaci, crenci. S-a numit Mescid el-Haram. Zonă sacră. În care nu trebuie să faci anumite lucruri. Mescid el-Haram. Mescid el-Aqsa. En uzak camă. Onda etip şilende yürenik biraz bu kelimelerin manaları. Mescid el-Haram dedik. Peygamber Efendimiz ne? Cenab-ı Hak nereden aldı? Kaydaydı Peygamber Efendimiz İsra ve Miraç hadisesinde keşir diyor. Cenab-ı Hak Peygamberimizi alıp Mescid-i Aksa alıp gittik. Sahabenin iğindeydi. Kabe'de tuğ. İğinde. İğde. Bire onun iğinde. Bir Kartapakay'ın, Mekke'de Kartapakay'ın Peygamber Efendimiz tuğan yakın akrabanın iğindeydi. Ondan Peygamber Efendimizin Cenab-ı Hak ala. Kabe'den tuğ. O yüzden ulemalar ne diler? Her taraf Mescid-i Haram'dır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak ne diyor? Biz kulumuzna bir keşede Mescid-i Haram'dan. Demek Kabe'de tuğ Peygamber Efendimiz. Kabe'de olsa Mescid-i Haram o zaman sadece Kabe Mescid-i Haram olur. Ama Peygamber Efendimiz Mescid-i Haram'ın dışında. Yani koy şu camısı var. Peygamber Efendimiz farz edelim bunu da. Bu sokakların arasında bir yerde. Camıya yakın. Ama Mescid-i Haram diye Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim. Demek o yer bile Mescid-i Haram'a kire. O yüzden bugün ketkende mesela yaza. Start zona haram. Ha? Bundan değil zona haram başlay. Her tarafta bunda indikatörü var. Zona haram. Demek o yerde her bir yer zona haram sayıla. Onun için namaz kılganda mesela camide de kılsan 100 bin sevap, otelde de kılsan 100 bin sevap. İnşallah. Allah kısmet etsin. O yüzden Peygamber Efendimiz'in en büyük mucizelerinden bir tanesi de İsra mucizesi. Kur'an-ı Kerim'de bu sürede geçer. Kur'an-ı Kerim'in de tam ortasında. Tam ortasında 15. cüz ve Cenab-ı Hak elledi barekna havl etrafını bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa li nuriyehu min ayatina peygamberimizge bizim ayetlerimizni mucizelerimizni göstermek için innehu huves semiul basir de Cenab-ı Hak Peygamber Efendimizin büyük mucizelerinden bir tanesinin Kur'an-ı Kerim'de bunu aytıp bu sürede anlata ve bu süre bu mucizenin adını ala. İsra suresi.
İsra suresi. Esra işte verb. O verb. İsra nume. Substantiv. Suretul İsra Esra tu. İsra cu i. Da? Esra işte verb. Kısaca İsra bu demek. Keşe yürüyüş. Yani keşe cürgen yol cürgen insana İsra denilir. Kudüs'te. Da. İnşallah Cenab-ı Hak cümlemizi tekrar bu mukaddes yerlerine ziyaret etmek, namaz kılmak nasip eylesin inşallah. Subhaneke Allahümme bihamdik neşhedü en la ilahe illa ent nestağfiruke ve netubu ileyk. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr innel insane lefî husr illellezîne âmenû ve amilûs-sâlihât ve tevâsav bil hakki ve tevâsav bis-sabr.